Yani sinir bozucu bir eleman ya. Onu söyleyeyim. Oyun bize, bu oyun boyunca bize musallat olacak. Daha sonra kale fethini yapmıştık. Kale savunmasını yapmıştık daha sonrası, daha doğrusu. Ama kale savunması sırasında bize ihanet etmişti. Bruce maalesef öyle şeyler oldu. İhanetinin haklı sebepleri var, haksız sebepleri var. Yani ihanet etmemesi lazımdı. Yani biraz sabretseydin başka kaleleri verirdik sana birader be. Ama yok. Gel beni öldür diyor illaki. Ben de onun bu isteğini yerine getireceğim elbette. Shadow Strike oyundaki en güzel yeteneklerden birisi tabii ki de. O yüzden onu aktif edeceğim. Ve kendime çekme değil de devamını getirme hangisinde acaba? Bunda direkt öyle yapıyorsun. Ne yapsak ne yapsak? Ya kendime de çekebiliyorum. Ya da kendim gidebiliyorum. Bence gerek yok kendime çekmemeye düşmanı. Ya da farklı bir yetenek mi açsam? Şu Grog Rider'ı açalım bence artık ya. İşimize yarar illaki. O yüzden Grog Rider'ı açtım. Tamam ya, burada yapabileceğim şu an başka bir şey yok zaten. 25 seviye olmuşuz. Bruza, ah Bruza. Yani yaptıklarının bedelini ödeyeceksin acı bir şekilde ama. Şöyle bir bakalım. Burada ne var? Damaged. Bruce is riding high. Bring him low. Pekala. Bruce'la uğraşalım biraz o zaman. Evet. İhanetini cevapsız bırakmamamız gerekiyor. Ona bunun bedelini ödetmemiz gerekiyor. Yani bana so hikayede ben Bruce'u severdim aslında ilk karşılaştığımızda. Komik bir o şeydi. Oluk. Troll. Ama ihanetini beklemiyordum gerçekten. İlk oynadığımda yani oyunu. Baya şoka girmiştik yani. Girmiştim daha doğrusu. O yüzden intikamım acı olacak Bruce. Yani burada tabii ki de bana ihanet edeceğini biliyordum da. Şimdi başlayalım bakalım. Bruce'u indirmemiz lazım bir şekilde. Ratback. Problemimiz var. Evet. Yani o onun planını anlamıştım beni sırtımdan bıçakladığında. Komik değil birader. And I know he broke free, which has caused quite an impression, let me tell you. Orklar artık onun peşindeler belli ki. Suffer me now olayın artık işe yaramadı onlarda diyor. Yeah, he's taken over a bunch of prisoners. One of whom is your overlord, I'm pretty sure. Overlordlarımızdan birisini de ele geçirmiş anlaşılan. Onu kurtarmak istersin öyle değil mi diyor. Bizim ölümümüzde yaşadığımız şeyi gösteriyor da anlatıyor da. İşte seni böyle sapladığında sırtından kanıyordun falan böyle bağırıyordun aa diye. Komik ya Redback. He, geldik güzel. Redback ne yapıyoruz? Defeat the guards. Bizim elemanlar burada. Şimdi şunları hızlı bir şekilde indirelim. Yani benim adamlarıma bulaşmaması gerektiğini öğretmemiz lazım Bruza. Güzel. Tabii ki de, tabii ki de. Beni özgür bırak, böylece senin tarafında savaşabileyim diyor. Sus be adam. Evet evet öylesin. Sana borçluyum master diyor da. Yani sayabiliyorum birader ya. Güzel. Buna yetmedi. İndirmem lazım.
Bu arada zırhlarıma falan bakmadım ben ha. Sen kimsin ya? 25 seviye ele geçirebiliriz bunu. Aslında hazır buradayken. Bekle birader be. Kurtaracağım. Truck. Black Thorn. Hadi bakalım. Kapa çeneni ya. Yani birazdan emrim altına girecek birisinin ağlamalarını dinlemek istemiyorum. Gel buraya. Güzel vurduk. Yani buz hasarına zayıfsın. O yüzden çok işime yaramazsın ama ordumda yerin var yani. Kale fetihlerinde iş yapar. Aynı zamanda Dark Assassin'miş. Yani ne demek oluyor Dark Assassin? Buna Legendary verip sonra onu öldürüp o zırhı alırım. Ya da ne veriyorsa artık. Geri çekilebilirsin. Orduma bir kişiyi daha katmış oldum. Şimdi bir şeye bakmak istiyorum. Ekipmanlarımı bir gözden geçireceğim. 21 seviye bir ekipmanımız var. Hançerim yok. Yayım. O. Çekiçler çok hoşuma gitmiyor aslında ama neyse dursunlar. 20 seviye bir zırh. Olur iş görür. Burada bir zırhımız var. Yani artık ya bunu kullanmamın çok bir anlamı yok. Seviye olarak şu daha iyi tabii ki de. Ama çok önemli değil ya. Şu an bunu kullanacağım. Seviye geliştirebiliyoruz bu arada. Upgrade gear da diyebilirim yani. Şuraya gelip. Bunu upgrade için ne kadar istiyor acaba? 20 seviyeye çıkardım da daha fazla upgrade edemiyorum. Bu arada başlık mı eklendi? İlginç. Normalde başlıksızdı da seviye atlayınca başlık eklendi. Başlıklılar tabii ki de daha çok hoşuma gidiyorlar ama bu zırha olmuyor. Yani benim o attığım kısa videolar var ya Shadow of War'la ilgili. Onlar da görüyorsunuz nasıl olduğunu. Burada çok iyi gitmiyor. Ona özel işte Legendary ekibi şey yapmam lazım. Takımı kurmam lazım. Yani Darkest Armor, Darkest işte Cloak, Darkest Ring, Darkest Hançer yani karanlık hançer, karanlık kılıç falan filan. Onları dizmek lazım. O zaman uyuyorlar birbirlerine. Böyle uymuyorlar. O yüzden simetri hastalığı gibi uyumaları lazım birbirine. Seni de kurtaralım. Ne demek birader, ne demek? Şey fırlatması çok hoşuma gitmiyor. Ben yay kullanmayı daha çok seviyorum bu oyunda. Çekişten ziyade. Çekiçti değil mi bunun adı? Hammer. Çekiçtir ya. Balyoz değil de. Seni de kurtaralım. Iskaladın. Hata yaptım birader. Yeni yeteneğimizi de kullanmış olalım. Bu yeteneğe bayılıyorum ben ya. Gerçekten. Şimdi. Muhafızları öldür diyor bana da. Başka muhafız mı var? Kim kaldı geriye ya? Başka biri var mı? Kim var ki? Herkesi kurtardım ha. Dur. Şunu da indirelim. Lan bir durdurdun yerde be. Tamamdır. Adamlarımı kurtardım. Aynen öyle. Selam. Ne buldu acaba? Bruce nerede? Kalesinde. Senin kalende. Tüneli tünelin gibi. Kaçış tüneli. Onu kullanabiliriz.
Geri girmek için kullanabiliriz. Aa, doğru. Nerede bu tünel? Nerede lan? O tarafta, emin misin? Eminim. Eminsen. Güzel. Kullandığımız zırhın çok bir önemi de yok bu arada. Sinematiklerde ana zırhı görünüyor çünkü. Şimdi buraya geldik tekrardan. Bruce. Tekrar hoş geldin patron. Plan ne? Adamlarını kurtarmak. Yani buraya olay çıkarmaya mı getirdin? Evet, Ratpack. Benim de bazı arkadaşlarım var burada. Parti yapacağız burada diyor. Groglarda boğacağım sizi, bekleyin. Gel bakalım. Defeat Bruce Army. Tamamdır. Adamlarımı getirdim. Şunları indireceğim burada. Bruce, kime sataştığını, kime çattığını bilmiyorsun. O yüzden sana bir öğretmem lazım bunu. Yani Bright Lord'a, Talion'a özellikle bulaşmaman gerektiğini bilmen gerekiyor. Ne çabuk ama düştün sen ya. Oo, onun adamları da kalabalıkmışlar bu arada ha. Şunu kurtarmam lazım benim. Neyse, ölmeyecekler nasıl olsa. O yüzden sıkıntı yok aslında. Sen kimsin acaba? Buradan çıkışımız yokmuş. Tamam Bruce, senin adamlarını kendi tarafıma çekeyim de o kendin gör ne oluyor. Bunlar da bizim adamımızdı galiba. Çünkü işaretliler hep. Vaultbreaker. Şu Broken'a hemen çökelim mesela. Benim tarafımda savaş. Bana hizmet edeceksin. Güzel. Benim seçilmişim ol. Seçilmişim ol ve burada savaş. Adam lazım. Tek başıma kalmamam gerekiyor. Ve bizim şu elemanı kurtarmam lazım. Kalk ayağa ve savaşmaya devam et. Sen Vaultbreaker'dın. Neyse, Bruce'la savaşalım ya. Diğerlerini boş verip. Ya da dur. Şunu da öldürmeseydin keşke be. Orduma katardım onu. Neyse. Aa, bizim elemanı öldürdü bu ya. Horza. Aa, Horza öldü ya. Horza kan kardeşlerdi onlar. Ya planımı mahvetti o benim ama ya. Hanginiz öldürdü lan? Sen öldürdün değil mi? Niye öldürüyorsun yani? Ben sana öldür dedim mi onu ama? Ne oldu? Böyle olmaması lazım. Ama beni tekrar göreceksin. Kaçtın mı? Bright Lord'a karşı gelenlere ne olduğunu göstereceğiz onlara diyoruz. Sizi orduma katacağım. Kan kardeşler öldü ama bir tanesi. Diğerlerinin ölmesine izin vermemem lazım. Korktu şu an. Tamam, seni orduma katıyorum hemen. Gel buraya. Diz çökeceksin. Yani kan kardeşleri öldürdüler ama neyse ya. Çok da önemli değil aslında. Önemli olan yaşıyor benim için hala. Yani kal ve dövüş diyelim, fark etmez. Sen de gel bakayım.
Bright Lord'a hizmet edeceksin. Güzel. Benim hizmetkarım olmaya devam et. Niye öldürdün benim adamımı? Bana söyler misin? Niye yani? Nerede ölen? Bu değil. Nerede be? Şu mu? Ben bunu canlandırmam lazım. O yeteneğe ihtiyacım var. Neyse, defol. Bruce kaçtı burada. Kaçsın bakalım kaçabildiği kadar. Kale bizim tekrardan. Bize karşı gelenlere ne olduğunu gösterdik onlara. Bu kale tekrar benim kontrolüm altında. Evet, ayaklanma denemesi ortadan kaldırıldı. Evet, liderleri de aynı yakında aynı kaderi paylaşacak. Evet. Burada güzel konuşuyor. Gaza getiriyor insanı. Bright Lord iyi konuşuyor. Ordunun moralini arttırmak lazım. Onu işi de iyi yapıyor Bright Lord ya. Celebrimbor. Güzeldi, güzeldi, fena değildi. Şimdi Overlord'umu kimi yapsak yine aynısını yapacağım. Kan kardeşler kimdi acaba? Shug'dı sanırım. Shug mıydı? Yoksa Shug değil miydi? Tam emin değilim. Neyse. Legendary Armor'ı var. O yüzden Shug. Yeni Overlord sen ol. Galiba buydu ya. Kan kardeş var mı acaba? Enraged by weakness. Ya iyi bu ya. Bunu yapalım. Hatırladım bunu, tamam. Güzel güzel, fena değil. Bu görevi de halletmiş oldum. Şimdi ne yapacağız, ne yapacağız? Bruce kaçtı. Onu bir süre kovalamamız gerekecek diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ordumu bir kontrol etmem lazım şimdi. Ben de o yetenek aktif değil tabii henüz. Ölen şey var, çiftleri falan canlandırabiliyorsunuz da kaptanları. Tabii o zaman undead oluyorlar. Konuşma yetilerini falan kaybediyorlar biraz ama. Yapacak bir şey yok. Neyse, canlandırırız bir gün. Ne yapalım, ne yapalım? Görev olarak neyimiz var elimizde? Hemen bir bakıyorum. Burada görev var mı? Şurada var bir görevimiz. Missing. Ratback bizimle buluşmak istiyormuş. Konuşmak istiyor anlaşılan. Güzel. Oraya nasıl hızlı bir şekilde gidebilirim? Şuradan hızlı bir şekilde gidebilirim. Anlaşılan. Tamam, oraya doğru gidelim bakalım. Hemen gidiyorum. Fazla vakit kaybetmeden. Zırhım falan var bu arada. Onları da kontrol edelim. Unutmadan. Hep unutuyorum onları ya. Yeni hançer falan aldık. Onları kuşanalım. Burada kalsın bu. Zırh olarak o var. Bunlar böyle. Yüzük. Neyse, tamam, böyle iyiyiz. Devam edelim. Yetenek puanı geldi. Dur bakayım. Şu an açamıyorumdur onu büyük ihtimalle ya. Bunlar değil yani. Dominate Captain. İşime yaramaz o şu an. Ana yeteneklerimden bir şeyleri geliştirsek daha iyi olacak şu an. Bunu yaptığımız zaman örümcekler yayılıyormuş etrafa.
Bu daha çok işime yarar benim ya. Bana sorarsanız. Bunu yapacağım. Oraya ışınlanmadan yapıyoruz bunu. Direkt ok atarak. Daha iyi. Yani o değiştirilebilir onlar. Sıkıntı yok. Çok takılmayacağım yeteneklerime falan zaten. Şimdi kaç dakika oldu ona bir bakmak istiyorum. Şimdi 20-25 dakika oldu büyük ihtimalle. O yüzden hızlanacağım biraz. Benim bodyguard'ım yok değil mi ya? Kendime bir bodyguard atayacağım hemen. Kimi atayalım? Kimi atayalım? Uzaktan böyle vursun. Senden olur ya. Command diyeceğim. Güzel. Seni bodyguard'ım olarak atadım. Umarım iş yaparsın. Zor durumda kalırsam çağırırım yanımda savaşır. Şimdi görevimizi yapalım bakalım. Ratback bizden ne istiyor? Bir konuşalım onunla. Kayıp görevimi. Ne istiyorsun Ratback yine benden ya? Ne istediğini merak ediyorum. Ratback yardıma ihtiyacı varmış. Ranger'ı kaybetmiş. Olog'u nasıl kaybediyorsun ya? Ele geçirilmiş anlaşılan. Ha. Elçi hep öldürülüyor. Öldürürler galiba. Onu yapma. Ya yani bunun bir tuzak olduğunu farkındasın herhalde. Ama bana borçlusun. Ve Ranger'a da borçlusun. Yani senin için Bruce'u ortadan kaldırdık. Hiçbir şey yapmadınız ama olsun. Sadece tünelin yerini gösterdin. Orklar gücü takip edermiş. Yani Bruce'u aklamamız lazım. Ya da direkt bu saldırmamız lazım. Hadi gidip Ranger'ı kurtaralım diyor. Kurtarırız. Yani eğer arkadaşını bu Ranger'ı sağ salim istiyorsan o Grey Walker'ı getir diyorlarmış meğersem. Şimdi ne yapalım? Buluşma noktasına ulaşmamı istiyor benden. Buluşma noktasına kadar şunları kendi orduma katarak ilerleyeceğim. Okçuları. Onlar daha sonra bize sıkıntı çıkarmasınlar. Hele bir olabildiğince onları kendi tarafıma çekeceğim. Sen bir. Yani bütün hepsini kendi tarafıma çekeceğim ya. Bunlar benim tarafımda olursa yukarıdan gelecek saldırıları düşünmem gerekmez. Güzel. Bunu da ele geçirdik. Şimdi buralarda başka yok. Şuraya gidelim. Bunun aşağısında var birisi. Gel bakayım. Lan geç. Ya. Neyse. Yakalanıyordum az kalsın. Görüp diğerlerine haber verecekti yani. Tamam, bunlardan kurtulduk böylece. Kendi tarafıma geçtiler. Buluşma noktasına da geldik sayılır. Bakalım. Çıkın ortaya hadi. Şanlı Bright Lord. Ratbeck'in bizi buraya getireceğinden eminmiş. Bu Grey Walker'la benim aramda. Gel bakalım. Madem öyle. Öyleyse aşağı in. Ve buna son verelim. Hayır. Bu sadece başlangıç. İlk başta acıtması lazım. Yani seninkiler beni öldüremez, onu söyleyeyim de.
Ama yapamazlarsa işte o zaman gerçek eğlence başlayacakmış. Redback, sen savaşabiliyor muydun ya? Sanmıyorum ama. Savaşabildiğini sanmıyorum Redback'in çok. Şunu ele geçirelim bu arada. Güzel. Şimdi sıra diğerlerinde. Şunu ortadan kaldıralım hemen. Yani Bruce, bu tarz taktiklerin bizde işe yaramayacağını anlamış olman lazım bence. Güzel. İşini bitirdik. Ratbek, çok işe yarıyorsun be birader. Daşmaş ataydın. Bir alt yaptığı yok. Neyse, takılsın orada. Sıkıntı yok. Ha, öldü mü bu? Öldü. Neyse. Çok önemli değil, ölsün ya. Şimdi diğerlerini ortadan kaldıralım. Tamam. Hayır, niye Karagor'la uğraşıyorsam? Tamam, seni ele geçirdim. Sırada sen varsın. Sen de orduma katıl. Güzel. Seni de orduma katacağım. Karagorlardan oluşan bir ordu. Gayet iyi. Bu kadar basit. Neredesin Bruce? Nereye saklandın? Nereye kaçtın? Ne kadar kaçabileceksin? Eninde sonunda yakalayacağım seni yani. Ölmedin mi ya? Gel bakalım. Kime bulaştıklarını bilmiyorlar yani. Bu kadar basit. Çık ortaya artık Bruce. Gitti o. Ama onu tekrar göreceğiz. Onun da işim bitmedi de. Ranger'ı bulacağız. Ve Bruce'u da sonsuza kadar kaldıracağız ortadan. Ne yapacaksın? Ha, güzel. Güzel. Mantıklı. Bruce sadece bir başlangıçtı. Neyse, hepsini öldürürüz. Countless challengers when you can stop it all by breaking one. Because we are here to win a war, not play your politics. Brian. Özet olacak olursa, özetleyecek olursak şunu söylüyor Bride Lord. Hani Bruce'u öldürsek başkaları da gelecek diyor. Buna bir son vermemiz lazım. Onların ayaklanmasını engellememiz lazım bir şekilde diyor. Talyonsa hani diğerlerini de öldürürüz. Önemli değil diyor. İşte tabi Bride Lord'a fark etmez. Onlar gelmeye devam edecekler. Ben zamanında onlarla çok uğraştım. Bir tanesini kırmak varken niye hepsiyle uğraşalım ki diyor. Bride Lord haklı burada. Anlaşılan Bruce'la ilgili farklı bir planlarımız olacak. Öldürmektense. Bruce ne kadar fazla yaşarsa başka orklar da onun amacına hizmet edecek. Ama onlarla ilgilenmemiz lazım. Nerede acaba? Ratbeck de şey diyordu. Mordor'un her bir karışını arayacağım. Ve onu bulacağım. Bulduğumda da ilk sen öğreneceksin nerede olduğunu. Şeklinde bir şey söylüyordu. Şimdi görevimiz var mı? Burası bizim kalemiz zaten. Burada kaleyi ele geçirme görevi var. Burada da kaleyi ele geçirme görevi var. İlginç bir şekilde burada da kaleyi ele geçirme görevi var. O halde Gorgoroth'a geri dönüyorum ben. Neden diye soracak olursanız Gorgoroth'ta bir tane şey vardı. Kaptan. Onu kendi orduma katmak istiyorum. İki bölüm önce beni bölümün sonunda öldürmüştü o. Maskeli falan bir şeydi yani. Hoşuma gitmişti. Onu bir orduma katacağım. O sırada da görev çıkarsa görev yaparız. Bilmiyorum çıkar mı? Kimdi beni öldüren? Şimdi onu arama. Aha, bu eleman işte ya. Aramama gerek kalmadı.
Orduya bir bakalım. Yani bugünlük ana görevleri yaptım galiba. Şu an başka bir ana görev yapamıyorum. Nerede lan bu? Şu mu? Daha kısmı haklısın. Sen miydin lan? Evet sensin. Tamam. Şimdi bunu işaretledim. Tehlikeli biraz, o yüzden dikkat etmemiz lazım. Onu indireceğim. Onu indirdikten sonra da bölümü bitiririz ya. İndireceğim derken orduma katacağım. Yani ele geçireceğim. O yüzden biraz uğraşacağız. İlk önce kırmam. Yani şeyimlemem lazım. Yani utanç vermem lazım ona. Gururunu bir kırmam lazım. Ondan sonra da ele geçiririz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Güzel öldürmüştü beni yani. Tek atmıştı neredeyse. Yani güçlü 30 seviyeden fazlaydı. O yüzden dikkat etmem lazım onunla savaşırken. Burada ne görevi çıktı ya? Görev belirdi bir anda. Yani görev... Şu an sırası mı acaba? Yapsak mı? Aa. Zog'un görevi var burada. Yapabiliriz aslında. Ya da bir sonraki bölümde mi yapsak? Bence Zog'un görevini bir sonraki bölüme bırakabiliriz ya. Yani şu an 35 dakika falan oldu. Zog'un görevini yapıp daha sonra şey yapsam daha güzel olabilir. Ya da Zog'un görevini bir sonraki bölüme de bırakabilirim. Bilmiyorum ne yapsak acaba. Ben şu orku bir orduma katayım. Ondan sonra zaman kalırsa Zog'un görevini yaparım. Aceleye getirmeye gerek yok diye düşünüyorum. İlk önce şu elemanı bir orduma katayım. Ondan sonra düşünürüz ya. Yani bu bölümü şeye harcadım çünkü. Bruz'un görevlerine, Ratbag ile birlikte. O yüzden şimdi başka bir görev serisine geçmek istemiyorum. Zog'un görevini bir sonraki bölüm yapmam daha mantıklı olabilir. Zaten 35 dakika olmuş. Şu görevi halledelim. Sonra da yolumuza bakarız. Neredesin be? Aşağıdayım deme ya. Neyse, buradan geçiş varmış en azından. Ne bu? İntikamımızı almamız lazım. Partiliyorlar. Pekala. Ne yapıyorlar? Neredeler? İşte orada. İşmos. Senin zayıflığın şu an bilmiyoruz ne olduğunu. Lan bir dur be. Ah. Alarmı çalacak. Alarmı çalmadan şuna sen bir orduma katıl. Alarmı çalmadan execution yapsam iyiydi ya. Neyse. Durdursak iyiydi yani. Şunları indirdim. Alarmı çalsınlar ya neyse. Gelen gelsin. İndiririz. Sıkıntı yok. Tamam. Seni indirdim. Seni de indirdim. Şimdi beni gördü mü bu? Sen ateşe karşı zayıflığın var mıydı acaba? Söyle. Lucky shot olmuş. Senin ateşe karşı zayıflığın yoktu galiba ya. Fireproof'tun değil mi sen? Sıkıntılı bu biraz ya. Güzel. Yemedim bunları. Kendi adamımı çağıracağım buraya. Şuna bak çok vuruyor ya. Şanslı vuruşun işe yaramaz umarım üzerimde. Uzaklaşmam lazım buradan benim. İlk önce bir canımı doldurmam lazım.
Benim eleman geldi mi peki? Benim bodyguard nerede be? Bodyguard'ımı çağıramadım mı ben? Nedir? Şu an göremiyorum onu da. Şimdi bunun tepesine çökmem lazım benim bir şekilde. Sen bir ortadan kaybol. Sen kimsin ya? Ya bir kapa çeneni, bu nereden çıktı şimdi ya? Uzaklaşmam lazım. İkisiyle aynı anda kapışamam şu an. O kadar da değil. Ya ne vuruyorsun be? Hop. Tek attı be. Sinir bozucusun ya. Ben bunu ordumda istiyorum. Tek attı. Güzel, güzel. War Chief mi olacaksın? War Chief oldu be. Sıkıntılı bir durum. Sıkıntılı bir durum. Bunu işaretleyeceğim artık yani, yapacak bir şey yok. Bu böyle son bölümün son kısmını bunu orduma katmakla uğraşacağım. İşte bundan bahsediyorum. Shadow of War kolay bir oyun değil. Şu an en zorunda da oynamıyorum yani. En zor zorlukta. En zor zorlukta neler oluyor siz düşünün. Direkt tekliyorlar. Burada teklemedim mesela. Biraz canım azdı, o yüzden öldüm orada. Tek vuruşta bütün canı alıyorlar bazen işte bunlar. Sıkıntılı ya. Dikkat etmem lazım. War Chief oldu bir de şimdi. Daha da baş belası. Neyse, hallederiz ama ya. Da nasıl halledeceğiz, o önemli. Nasıl halledebilirim? Zayıflığını bir bilsem halledeceğim, halletmesine de zayıflığının ne olduğunu bilmiyorum. Şurada bir intel bulmam lazım, bilgi bulmam lazım. İşte yok ki haritada, görünmüyorlar. Nerede bunlar ya? Ulan normalde 5-10 tane olurdu. Şimdi arıyorum ya, o yüzden yoklar. Heh, buldum bir tane. Tam da Grog'un yanındasın ya. Ne işin var orada? Ölecek. Ulan ne? Tam bilgi alacağım, Grog yedi onu. Şu an oyun bana karşı geliyor. Olaya bak ya. Neyse. Bilgim yok şu an onunla ilgili. Kalenin içinde buluruz artık. Neymiş bu? Pekala. Karagor'a binmem lazım. Kaleye tırmanamıyoruz. Surlara. Sen gel bakayım. Şurada bir intel var, onu alacağım. Bilgi. Nerede? Nerede tam olarak? Yeşilli elemanı bul ilk önce. Tamam. Bunun zayıflığı neymiş bir bakalım. Sen neyden korkuyorsun be? Gizlilik. Gizliliğe karşı zayıfmış. Suikast hasarına yani. Şimdi sen gel bakayım. Ortaya çıkıyor olması lazım. 10 düşman öldürmemi istiyor benden. Neyse, öldürürüz. Onda sıkıntı yok da. Şunun bir kelleyi alalım mesela hemen. Da ben niye bodyguard çağıramadım demin?
Niye gelmedi o acaba? Sen de ver kelleni. Karagora binmeden görevi yapamıyorum ama. Şunu bir ortadan kaldırmam lazım. Güzel. Güzel. Fena değildi. Ya Karagor'uma hasar vermezseniz sevineceğim ya. Karagor gel buraya. Az canı kaldı ya, ölecek. Ölmeden şu ikisini de aklarsam güzel olur. Güzel geldi. İşmos. Gel bakalım. Sinir bozucusun. Ama seni ordumda istiyorum. Bunu legendary yapıp ordumun başına geçiririm. İlla bir kare kalenin başına geçiririm yani. Karagor'dan ineceğim ama. Bundan şu an saldırı yememem lazım bu arada. Direkt tekler çünkü. Direkt tekler beni. Öyle bir şey olsun istemiyorum. Suikast hasarına karşı zayıflığı var. Yani kendimi gizleyip buna suikast hasarı verebilirim sürekli. Hiç savaşmaya gerek duymadan. Yani biraz vurkaç taktiği yaparak öldürebilirim. Sıkıntı olmaz benim için. Biraz korkakça olabilir ama. Yapacak bir şey yok. Uğraşmak istemiyorum çok fazla. Gel bakayım buraya. Yarıcağına gitti zaten şu an. Birazcık daha vurdum mu tamamdır buna. Öldürmemem lazım ama. Onu aklımdan çıkarmamam gerekiyor. Öldürürsek sıkıntı, öldürmemeliyim. Çık ortaya. Şu an beni görüyorlar mı bunlar ya? Beni görmüyor olmaları lazım. Biraz daha bekleyeceğim. Şunlar bir gitsinler onun yanından. Sürekli de geliyorlar var ya. Tamam şimdi gidebilirim. Bir tane daha suikast hasar verip. Lan. Ah broken oldu, çok süper. O zaman shame'leyeceğim. Tam zamanında var ya. Valannor kardeş. Bu arada birden fazla kez shame'lemem gerekebilir bunu. Neyse gerek kalmadı. 26 seviye oldu direkt. Ben de 26 seviyeyim herhalde. Fena değil, fena değil. Hatta 27 seviye oldum ben. Şimdi buradan gidelim artık. Zayıflığını öğrendik. Tek bir zayıflığı var, o güzel bak. Tek zayıflığı suikast hasarı. Onu Warlord yaparsam öldürmesi zor olur. Çünkü buz hasarı falan da kolay kolay yiyemiyor. Güzel oldu yani. Beni görmediniz değil mi siz ya? Salın beni. Kaybolun lan. Kokumu aldılar orada benim. Hemen de kulenin yanındasın. Ne kadar düşüncelisin ya. Hemen de kulenin yanında. Nerede bu şimdi? Onu bulmam lazım. Aa da oradasın. İşmos. İki kere öldürdün beni, seni tebrik ediyorum ama. Buraya kadarmış. Ah gördü be. Neden mi? Hayatımı mahvettin. Diğerleri benimle dalga geçiyor. İşim oldu shame. Yaptığın şey için seni yok edeceğim diyor da. Orduma katılacaksın ya. Güzel.
Frostproof'u da var hem. Senden güzel Warlord olur ya. Gerçekten. Lan. Bir dur be. Şimdi seni bir yere sabitleyelim. Bak şu hasarları yemiyor olması güzel. Ama ölmemesi lazım bu arada. O yüzden execution yapmayacağım. Sadece broken yapacağım. Güzel. Ordum hoş geldin Ishmos. Ordumda senin gibi savaşçılara yer var. Bright Lord'a hizmet edeceksin kardeş. Öyle demedi tabi de. Öyle demedi de. Bright Lord'a sadakat yemini et dedi orada da. Ben biraz salladım orada. yani geri çekilebilirsin ya. Geri çekil. Tamamdır. Bunu da halletmiş oldum. Bu bölümlük bu kadar yeter herhalde. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Kaç dakika oldu? Yani büyük ihtimalle 50 dakikaya yaklaştık. O yüzden bölümü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölüme şeyin göreviyle başlayacağız. Zog'un göreviyle. O görevde fena değil. Zog'un görevleri biraz sinir bozucu olabiliyor da yapmak lazım. Neyse, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Kanalıma hala abone olmadıysanız, abone olursanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.